6 Şubat sabahı çok kötü bir güne başladık. Tarifi zor, anlatması ise neredeyse imkansız. Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Bu şiddetli sarsıntıdan sadece saatler sonra bölge 7.6'lık yeni bir depremle bir kez daha sallandı. Sadece Kahramanmaraş değil, çevre iller Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da bu depremlerden çok ciddi şekilde etkilendi. Deprem sonrasında futbol dünyasında neler yaşandı, gelin beraber buna bakalım. İlk açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar yapılmayacaktır. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha sonrasında yapılan yeni bir açıklamayla beraber 11-12 Şubat'ta oynanacak olan maçların bir hafta süreyle ertelendiği açıklandı. Yani bu da demek oluyor ki 18 Şubat tarihinde 10 gün sonra tüm spor organizasyonları başlayacak. Umarım alınan bu karar geçici bir karar olmuştur. Yaşanan bu büyük felakette kimsenin futbol, basketbol ya da başka bir sporu düşüneceğini düşünmüyorum. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin şu aşamada devam etmeyeceğini ve futbolumuzun geleceğine ilişkin kararın federasyon tarafından kısa sürede açıklanacağını ifade etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu 20 milyon TL bağış yaparak yardım kampanyasını da başlattı. Canımızı en çok acıtan ve destek çağrısı da ilk gün Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den geldi. Lütfen yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre iller de aynı şekilde, sadece Hatay, Antakya değil. Lütfen. Rica ediyorum lütfen. Lütfen. Allah rızası için burada insanlar çok. Allah rızası için. Efsanevi kaptan ilk 3 gün boyunca Hatay'da kaldı ve Hatay Spor camiasını ve oradaki organizasyona önderlik etti. Hatay Spor kafilesinin sağlıklı bir şekilde ailelerinin yanına gitmesi için de özel bir uçak tahsis etti. 3 gün sonunda İstanbul'a gelen Volkan Demirel, ilk etapta açıklama yapmayacağını ancak 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir açıklama yapacağını söyledi. Gaziantep'te depremden etkilenirken Gaziantep Futbol Kulübü'nün sporcusu Lazar Markoviç de Telegraf'a açıklamalarda bulundu. Şu anda iyiyiz, hayattayız ama Türkiye'nin güneyi, Gaziantep büyük bir felaket yaşadı. Bu sadece bir tesadüf. Çünkü maçtan sonra 3 gün izin aldık ve ailemizle beraber Antalya'da kalmaya karar verdik. Depremden bu şekilde kaçtık. Aileleriyle birlikte 10 takım arkadaşım daha burada. Takımın geri dönen kısmı ise arabada, dışarıda ve antrenman merkezimizde. Sürekli temas halindeyiz dedi. Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe, depremin ardından memleketi Hatay'a giderek arama kurtarma çalışmalarına yardım etti. 28 yaşındaki kaleci, depremden etkilenen Hatay'a yardım götürürken battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeleri de yanına aldı. İsmail Çipe yakınlarından iyi haberi aldıktan sonra İskenderun'da arama kurtarma çalışmalarına katılarak sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Yeni Malatya Spor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklanmıştı. 28 yaşındaki kalecinin ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi, Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maalesef Ahmet'imiz hayatını kaybetti. Şimdi cansız bedenini çıkardılar. Maalesef yaşamıyor sözleriyle aktardı. Ayrıca bölgesel amatör lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor formasını giyen Taner Kahriman da enkazda hayatını kaybetti. Eden isimlerden bir tanesi. Hem Yeni Malatya Spor hem de Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının başı sağ olsun. Süper Lig ekiplerinden Sivas Spor camiası da büyük bir acı yaşadı. Teknik adam Rıza Çalınbay yaptığı açıklamada yardımcı antrenörümüz Ayhan Hoca için çok üzgünüz. Ailesinden 15 kişi vefat etti dedi. İskenderun Spor'un atletik performans antrenörü İbrahim Halil Ölmez ise maalesef ki hayatını kaybedenler arasında. Yeni Malatya Spor formasını giyen Barış Baştaş'ın da depremde yaralandığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcunun danışmanı Barış'ın deprem esnasında ikinci kattaki evinin balkonundan atladığını söyledi. Deneyimli oyuncu ayağından ciddi bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Depremin yankıları devam ederken tüm dünyada yasa boğuldu. Türkiye'de ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden olan depreme dünya çapında futbolcular da kayıtsız kalmadı. Real Madrid'in efsanesi Luka Modric, Manchester City'den Riyad Mahrez ve West Ham'dan Rice gibi isimler depremzedelerin acısını paylaştı.
paylaştı. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, teknik direktör Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaştı ve Türk ve Suriyeli kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum sözlerini söyledi. Kakaleyte'de Türkiye ve Suriye'den oldukça üzücü haberler geliyor. Kalbim ve düşüncelerim depremlerden etkilenen herkesle birlikte yardım çalışmalarına katılan tüm herkes için dua ediyorum dedi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln'de çocuklu bir aileyi İstanbul'da misafir etmek istediğini açıkladı. Sadece yetkililer benimle iletişime geçsin, tüm masraflarını üstleneceğim dedi. Enner Valencia'da deprem bölgesine gönderilmesi için şişme yatak, battaniye ve erzak aldı. Birçok futbolcu gibi Mertens de yardıma koşan isimlerden birisiydi. Eşiyle beraber kolilerin taşımasına yardım etti. 99 depreminde henüz 1 yaşında bile olmayan Kerem Aktürkoğlu da bu süreçte çok çalıştı. Hatta daha fazla katkı sağlayabilmek adına Hatay'a gittiği de ifade edildi. Biliyorsunuz ki Merih Demiral, Juventus'ta beraber oynadığı Cristiano Ronaldo ile çok yakın arkadaş. Dünyaca ünlü yıldızla görüştüğünü söyleyen Merih, Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a bağışlanacaktır sözlerini söyledi. Ayrıca 24 yaşındaki stoper daha önce depremzedeler için 1 milyon TL yardımda bulunmuştu. Futbol dünyasına maddi olarak destek sağlayan tek futbolcu Merih Demiral değil elbette. Onunla beraber Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder 50 bin euro, Burak Yılmaz 300 bin TL, Hakan Baltı 300 bin TL, Mert Hakan Yandaş 200 bin TL, Emre Kılınç 150 bin TL bağış yaptı. Bağış yaptığı halde adı gündeme gelmeyen de birçok isim olduğunu söyleyelim. Bu işin maddi tarafı olduğu kadar bir de malzeme tedariği kısmı var. Yine bu duruma öncülük edenler 3 büyük kulübün kendisi oldu. Biz beraberiz sloganıyla hareket eden tüm taraftarlar büyük bir sorumluluk duygusuyla yardım tırının dolması adına mücadele etti. Ayrıca Trabzonspor kulübünün de TS Club'da bulunan tüm kışlık ürünlerini deprem bölgesine gönderdiğini söyleyelim. Yine birçok Anadolu takımı deprem bölgelerine yardım gönderebilmek adına büyük bir seferberlik başlattı. Çok değil, sadece depremden 10 saat önce böylesine büyük bir coşku yaşanmıştı. Kasımpaşa maçında galibiyeti getiren gol Atsu'dan geldi. Fakat kim bilebilirdi ki böylesine bir sevincin üzerinden sadece 10 saat sonra enkaz altında olabileceğini. 30 saat kadar enkaz altında kalan Ganalı futbolcu yoğun uğraşlar sonucunda enkaz altından çıkartıldı. Hatay Spor yöneticisi Mustafa Özat, Christian Atsu şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Ayağı yaralı ancak şu anda detaylı bilgi bilmiyorum. Hayatta olduğu için çok mutluyuz. Taner Savut hocamız için de dua ediyoruz. İnşallah güzel haberler alırız. Volkan hocamız sağ olsun birçok şeyi organize etti. Yürekli adam 40 yıllık Hataylı gibi davrandı sözlerini söyledi. Fakat gazeteci Süleyman Arat da bugün bir tweet attı. Volkan Demirel'le konuştum. Kendisinin ricası var. Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var. Umutlar, üzüntüler, acılar artıyor. Atsu ve Taner Savut'tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım dedi. Volkan Demirel demişken eski milli kaleci ve Felipe Melo'nun arasında 2011-2015 yılları döneminde zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Futbol tansiyonu yüksek bir spor ve bunlar da olabiliyor. Günümüzde Brezilya'da Fluminense formasını giyen Melo, Volkan Demirel için yapılan bir paylaşıma da destek mesajı attı. Portekiz ekibi Benfica meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri unutmadı. Dün gündüz saatlerinde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Türkiye ile dayanışma amacıyla Belçika Ligi takımlarından Gent'in stadı Galemco Arena stadı Türk bayrağı ile aydınlatıldı. Dün Hollanda Kupası'nda oynanan AZ Alkmaar Utrecht maçı öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Son olarak Hatay Spor Teknik Direktörü Gökhan Zan'ın ilk günden bu yana mücadelesi devam ediyor. Eski milli takım stoperi memleketi Hatay'da adeta savaşıyor. Son olarak bugün yaptığı açıklamada ise onlarca vinç, kepçe ve kamyon burada boş boş bekliyor görev almak için. AFAD yetkililerinin onayı olmadan hareket edemeyiz diyorlar. Lütfen yalvarıyorum bir an önce sesimizi duyun. 6 Şubat sabahından bu yana çok kötü bir dönemin içerisindeyiz. Bu süreçte herkesin maddi ya da manevi olarak destek olması gerek. Gün, birlik olma günüdür. Bunu unutmayalım lütfen. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geri kalanlara da sabır diliyorum. Şifa bekleyen tüm vatandaşlarımızın da bir an önce şifasına kavuşmasını ümit ediyorum.